Hikmet Genç, vur patlasın, çal oynasın kurultayı. CHP yönetmek kolay değildir. Teşkilat çalışmayı çok sevmez. Özellikle geç vakitlerde. Örneğin askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasını düzenleyen yasayı AK Parti gece yarısı meclisten geçirmişti. Baykal dönemiydi ve itiraz etmişti CHP. Şöyle bir açıklama yapmışlardı. Düzenlemeden haberimiz yoktu, tasarıyı geçirmişler. Neden haberleri yoktu? Çünkü CHP'li vekiller mecliste geç saatlere kadar kalmıyorlardı. O yüzden gece yapılan oylamalarda neredeyse hiç CHP'li vekil bulunmuyordu. O yüzden haber vermeden geçirmişler demişti CHP'li vekiller. Meclisi aksatırlardı ama gece yarısı bile olsa Anayasa Mahkemesi kapısında sürekli nöbetçi vekil bulundururlardı. Bu eskiden beri böyledir. Kılıçdaroğlu döneminde de dert aynaydı. Mesela MİT kanunu oylamasına 40 CHP'li vekil katılmamıştı. Kılıçdaroğlu da o vekillere fırçayı basmıştı. Kusura bakmayın bu kadar muhalefet ettiğimiz bir yasanın tümünün oylamasına nasıl katılmazsınız? Milletvekili neden seçilir? Lütfen meclisteki çalışmaları aksat mayın. Bir aralar meyhane uyarısı da yapmıştı. Özel yaşantımıza özen göstereceğiz, topluma örnek olacağız, meyhaneye gitmeyin demiyorum. Gidin ama sık gitmeyin, gidecekseniz de hepiniz bari aynı meyhaneye gitmeyin. Garsondan duyuyorum bunları, e haklı ama sonra haber vermeden geçirdiler tasarıyı demek zorunda kalıyorsun. Teşkilatına benzer uyarıları seçim zamanı ya da Ramazanlarda yapardı CHP. Velhasıl Kılıçdaroğlu baktı ki mecliste olmuyor bu işler, gece gün düz yürümeye başladı. Yürüdü, yürüdü, yürüdü. Eylemlerine devam etti ardından Adalet Kurultayı maratonu başladı. Herkes konuşacaktı ama bir tehlike vardı alkol. Aykut Erdoğdu 4 gün sürecek sözde adalet kurultayında alkol tüketiminin yasak olduğunu bildirdi. CHP kamp yapacak, günlerce aynı yerde konaklayacak ama alkol almayacak. <laughs> ama oldu. Görüntüleri dün düştü. CHP'nin sözde adalet kurultayı düzenlediği şehitlik alanında partililer gece şarap içip göbek attı. Neticede alkol almayın uyarısı da parti yönetiminin şehitlerin aziz hatırasına yakışır hassasiyette davranın duyurusu da işe yaramadı. Maraton Kemal 2019 seçimleri için çalışmalara başladı. Kime aday göstereceksiniz? Planınız ne diye sorulunca şöyle cevap vermiş. Aklımızla karar vereceğiz. İyi fikir. Çok bir, iyi bir karar vermiş. Yürüdü, ayağını kullandı. Şimdi de aklını kullanacak Maraton Kemal. Tabii ki aklını kullanacaksın. Ama şu CHP'li teşkilatını gece çalıştırmayacaksın. Onlar alkol kullanmadan edemiyorlar. Hikmet Genç akşam